Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd. Bakara suresi 178. ayet. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey iman keltirgan kişiler, sizlarga o'liklar to'g'risida qisos yozildi, farz qilindi, qisos olishlik. Hur hur bilan, ya'ni hur ozod kishi ozod kishining evaziga va qul qulning evaziga va ayol kishi ayol kishining evaziga. Mana shunday qisos olinadi. Kimda kim unga birodari tarafidan biror narsa afu qilinsa, kechirilsa, ma'ruf bilan, yaxshilik bilan ergashlik va unga ehson bilan, go'zallik bilan ado qilishlik bordir. Mana shu narsa Robbingiz tarafidan yengillatishlik va rahmatdir. Endi kimda kim shundan keyin ham haddidan oshsa, uning uchun alamli azob bordir. Suyuti aytayaptilar. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon keltirgan kishilar, kutiba furidu alaykumul qisasu. Qisoslarga farz qilindi. Kutiba yozildi degani, farz qilindi degani. Qisos al-mumasalatu degani. O'xshash jazo. Bir insonni o'ldirsa, uni ham o'ldirishlik. Fil qatla, o'liklar to'g'risida. Wasfan va fi'lan. Ya'ni sifatda ham, fe'lda ham. Ya'ni sifatda ham, fe'lda ham bir xil bo'lishlik kerak, deyaptilar. O'liklarning sifatlari. Insonlarning sifatlari har xil bo'ladi. Masalan, mana al-hurru yuqtalu bil hurri. Hur odam, ozod kishi hurning sababi bilan o'ldiriladi, evaziga o'ldiriladi. Ya'ni bir hur odam, ozod odam boshqa bir ozod insonni o'ldirgan bo'lsa, o'ldiriladi. Va la yuqtalu bil abdi. Qulning evaziga o'ldirilmaydi. Wal abdu bil abdi. Ya'ni Suyuti mana tafsirda aytayaptiki, hur hurning evaziga o'ldiriladi, lekin qulning evaziga o'ldirilmaydi. Ya'ni bir hur odam bir qulni o'ldirib qo'ysa, uning uchun qasos vojib bo'lmaydi, deyaptilar. Lekin ixtilofli masala bu. Wal abdu bil abdi va qul qulning evaziga o'ldiriladi. Wal unsa bil unsa va xotin kishi xotin kishining evaziga o'ldiriladi. وَبَيَّنَتِ السُنَّةُ أَنَّ الزَّكَرَ يُقْتَلُ بِهَا. Ve sünnet bayan kıldı ki, erkek kişi, ayol kişinin sebebinden öldürülür. Yani bir erkek bir hatını öldürse, şu hatını öldürgeni için kısas vacib olur. وَاَنَّهُ تُعْتَبَرُ الْمُمَثَلَةُ فِي الدِّينِ. Yani dindeyen birbiri yokşaşlığı itibarı gelinedir. Yukarıda şunun için sıfatta ve fiillerde dedi. Karin sıfatlar özgürlüğü yaptı. فَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرِينَ وَلَوْ حُرًّا. Ve Müslüm kişi, agarçi kul bosa hem, kafirinin evazigi öldürülmeydi. Agarçi kafir hur bosa hem. Yani bir Müslüm, İslam'daki boyan kul, hur boyan kafir de öldürse, bu kasas alınmaydı. Başka cezalar tadbiq qilinadi, ammo qasos yo'q. Faman ufiya lahu minal qotilin.
Kimde kim şu katillerde içiden afu kılınsa min dami ahihil maktul öldürülgen biraderinin kanıdan. Yani maktul öldürülgen adamın velileri onu keçirirse. Hasas kırışlık kere gidiyor. Lekin şey onun biranesi keçirirse bi en terakel kısasa minhu ondan kasası terk kırışlık bilen. Aslında keçirim soradı. Başka ortada mazeretler buldu, üzür soraldı. Şimdi öldürülgen adamın velileri, yakınları böyle biz seni öldürmeyemiz dese. Şu keçirişliği böyle yaptı bana. وَدَنْكِرُ شَيْنْ يُف۪يدُ سُقُوتَ الْقِصَاسِ بِالْعَفْوِ عَنْ بَعْضِهِ وَمِنْ بَعْضِهِ الْوَرَسَتِهِ Bir de şeyun kelimesini nakire buluşluğu uşanın bazısından yani mirasçıların bazısı tarafından keçirişliği bilen kasasının küçük geçirişliğini ifade ediyordu. Yani bir ölüknin ayetleri ki bitti velisi buluşu mümkün 10 ta velisi buluşuyor mümkün. Eğer bitti olsa o keçirdiğini başka hiç kim aralaşamaydı. Peki 10 ta olsa bir kişi keçir varsa hepsi keçirişliğe doğru gibi kalırdı. Kasas sahip olurdu. Ve İslam mesela yengilleştiriyordu. وَفِي ذِكْرَ اَخِيهِ تَعَدُّفُنْ Bir de biraderi degen kelimenin zikir kırışlığı bilen mehribançılık var, yumuşaklık var. دَعِنْ اِلَى الْعَفْوِي Bana keçirişlikke çakırı degen. Allah-u Teala keçirişlikke çakırı yaptı. وَاِذَانٌ بِاَنَّ الْقَتْلَ لَا يَقْتَعَ اُخُوَةَ الْا۪يمَنْ Rabbi'de bir ilan var ki bildiru var, katıl İmondagi biraderlikte kesip taşamaydı. Yani ikide Müslüman birbirini öldürüşü mümkün. Ama imani biraderlik kesilip gitmesin. Yani imani biraderlik bana şu derecede müstehkemdir. وَمَنْ مُبْتَدَعُنْ شَرْتِيَّتُنْ اَوْ مَوْسُولَتُنْ وَمَنْ مُبْتَدَعُنْ بُلَيَبْتِ شَرْتِيَّ Ya ki olsan mevsule مُبْتَدَعُنْ بُلَيَبْتِ وَالْخَبَرُ فَتِّبَعُنْ Haberi ise ittiba degen söz. Kim yani birader tarafından keçirirse yaşlıktan ergeçliktir deyipti. Mubtada haber kıyan zekin. اَيْ فِيَلُ الْعَافِ اِتِّبَعُ لِلْقَاتِلْ بِالْمَعْرُوفِ Yani keçirgen adamın emeli şunu buluş gerek ki katılgen mağruf bilen ergeçsin. Yaşlı yapılır. بِاَنْ يُطَالِبَهُ بِالدِّيَةِ بِلَا عُنْفٍ Yani diyeni kopallik, kımastan talep kılıçlık. Yani seni öldürmeydigen bulduk, seni keçirdik ama diyeni bilesen durup o kopallık kılıp talep kılmasın. وَتَرْتِبُ الْاِتِّبَاءَ عَلَى الْعَفِي يُف۪يدُ اَنَّ الْوَاجِبَ اَحَدُهُمَا Şimdi ergeçlikini afuge tertiplenişliği kimi ki keçirse deyipti. فَتِّبَاءَ بِالْمَعْرُوفِ deyipti ki keçirse onda yaşlıkla ergeçsin deyipti. Bu narsa vacib şu ikkala amelden bittiği şekilde gösteriyordu. Ya kasas, ya ki bana diyene birişlik. Ve huve haddu kavle-i Şafii. Bu Şafii'nin iki sözlerden bittiğidir. Ve sani el vacib el kisasu ve diyetu bedelun anhu. Yani ikincisi vacib kisas ve diyedir. Yani vacib kısastır, diye ise ondan bedeldir. Yani diye kısastı onu yekiliyet. Bir yapke göre, iki elesten bittesi vacib değilsiz, ikinci kavuluya göre aslen kısas vacibu, kısas bulmasa onun için diye vacib olaz. فَلَوْ عَفَى وَلَمْ يُسَمِّهَا فَلَا شَيْعَى Şunun için, yani bunge göre, eğer keçirse, diyeni aitmese onda diye vacib olmayıdır. Benim tafsir yakarak hükümümüz gerekti. Yani öldürmeyemiz dese birinci kavulya göre beraber diye verişlik gerek. İkinci kavulya göre öldürmeyemiz diye versin desin. Masam diye vermeydi. Ve racaha ve tercih verdi. Afzal bildi. Ve alel katili edav diyeti ileyhi ey el afi ve huvel varisi bi ihsani. Ve katilinin zimmesinde ise diyeni keçirgen adamga
Ya o keçirgen adam miras korudu, ihsan bilen, güzellik bilen ada kılıçlıktır, verişliktir. Bile maltulin ve le baksin. Keçiktirmezden, matulun diyen, tahir diyen. Keçiktirmezden ve le baksin, yani nuksanin diyen. Kama etirmezden. Kaç etinin gönlüse, etinin gönlüse vakitte birsin. Zalikel hukme mezguru min cevazil kisasi vel affi anhu ala diyeti tahfifun teshilun min rabbikum aleykum ve rahmetun bikum. Oşa hüküm, yani oşa kısas, ya ki o mesela keçirgendekin diyeye keçir varışlik, ikilesiniz caizliği doğrusudaki zikir kılıngan hüküm, bu Rabbiniz tarafından tahfif, teshildir, yengilleştirişliktir, asanlaştırışliktir aleyküm sizlerge. Ve rahmetun bikum ve sizler için Allah'ın merhametidir. Haythu vassa'a fi zalike. Yani Allah Teala bu meselede hükümlü kim getirdi? وَلَمْ يُحَدِّمْ وَاحِدَ مِنْهُمَا İkilesinden bir tanesini vacip kılmadı. Yani hasas vacip olsun. İlla ki öldürülsün demedi. كَمَا حَدَّ مَعْلَى الْيَهُودِ الْقِصَاسَ Yahudiler ya kısasını vacip kılmadı. Yahudiler de şunluyik. Bir adamını öldürdü mü? İlla ki katıl kılmadı. Keçiriş diyenese yok. Tevrat'taki hüküm şu. وَعَلَى النَّسَرَ الدِّيَتَ Nesranilerin ise Allah-u Teala diyeni vacip kıldı. Nesranilerde İncil'de hükmü şu ki bir insan bir insanı öldürse katıl kılınmıyordu. Belki diye alınadı. فَمَنْ اِعْتَدَى ظَلَمَ الْقَاتِلَ بِاَنْ قَتَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ اَيْ عَلَافِي Kimi ki haddiden aşsa, yani o şey keçirgenden ki katılını öldürse. فَلَهُ عَزَابٌ عَلِيمٌ Onge alemli azablandır. Mûlimun fil ahireti bin nâri av fil dünya bil katli. Yani ahirette cehennem otu bilen alem kılucu katıl azab verici azablar var. Peki dünyada katıl kılınıp azab verilirdi. Bana bu ayette hem Allah Teala yine mu'minlerine hitap kılıyordu. Nida kılıyordu. Ey iman kirtirgen kişiler diyordu. Ölükler doğrusu da sizlerge kisas farz kılındı, kütübe diyordu. Kadın karın kasas meselesi, adam öldürüşlük meselesi şu derecede kette mesele ki Allah Teala ey iman keltirgenlerdir hitap kılıp zikir kılıyordu. Kur'an'da mesele köp, farz köp, Allah'ın hükümleri köp. Lakin hemesini hem ey iman keltirgenlerdir hitap kılıyordu. Lakin bunu hitap kılıyordu mu? Demek nihayet de mühim ekendi. Muhim bu yandan ki bunu mahkem işleştirmek gerek. Evvela, İslami cemiyette katil sadıbımasın. Adam öldürülmesin. Öldürüldü mü, kısas hükmü elbette bulsun. Kısası terk kılınırlar. Bana bizi zamanda kısas terk kılındı. Kafirler ve zalimler tarafından, yani kafir ve zalim hükümet tarafından İslam'a karşı cenk ilan kılınganlığı için İslam'da yukarçılık hareket kılınganlığı için İslam'da hükümler yem yukatını yaptı. Bana kısasda yukatıştı. Bu zulümdür, falandır, pistandırdır. Ama kör yapsız. Dünyanın her yerde katıl köp. Adam öldürülüyordu. Müslümanlardan hem köp öldürülüyordu, kafirlerden hem öldürülüyordu. Hemesi de var. İnsaniyetinde bu katıl meselesindeki ilacı fakat yine kısastır. Allah'ta koygen ilacı. Allah'ta koygen kanunu. Bundan başka nesi insanda terbiye kılmıyordu. Hani ki yenge ayetlerde Allah Teala aytadı bunu. Sizlerge kisas farz kılındı ölükler doğrusu da. Bana hur hurnin yevaziye. Kul kulnin yevaziye. Hatın hatının yevaziye. Değildi. İmam-ı Suyuti tefsirde bana uzunu mezhebi uzunu içtihadiye göre tefsir kıldı. Yani misal verişlik tefsiri başka, bu tefsir başka. Yani bu tefsir hata tefsir değildi. Demek ki içtihadi, ihtilaflı mesele bu genden ki başka ulamalarına hem fikrini bilir bu işlik gerek. Mesela İmam-ı Suyuti Şafii bu genden için Şafii mezhebine göre tefsir kılı yaptı. Ayetti ki bana ayetinin zahiri köşesi durdu. Hur fakat yine hur için öldürüldü. Mesela hur Kulnin evazige öldürülmeydi. Ve Müslüman kafirde evazige öldürülmeydi.
Ayette zahirden görünüp durup ki, erkek kişi hatun kişinin evazıge öldürülmeydi. Ama sünnette ki geldiği için, hadiste sabit geldiği için, erkek kişi hatunun evazıge öldürülerdi. Eğer bir erkek hatunu öldürse öldürülerdi, deyipti. Fakat şunda yani hılaf kıldı, ayette zahirge. Etiyat başka nesası yok, şunun için biz hazırlığı tafsirde kılamız deyiz. Lekin başka müfessirler etedi ki, mesela Allama Şevkani, o kişi hanefiymez. Şu kişi etediler, bu doğrumez bu. Çünkü ayette zahiri, bu Suyutiler ya ki Şafiler, şüngen nesini açık göstermeyebdi. Çünkü hur hur diye vazgeçti genizde, hur, mesela el-hurrul muslim değilmedi. Müslüman hur değilmedi, mutlak ettilindi. Mutlak bölgenden ki onun içine İslam'daki seyem kiradı, küfürdeki seyem kiradı. Ayette zahiri yakarasıydı. Hur diken de, fakat yine İslam'daki hurlar çürümün müydü ki o? Doğru mu? Lugatta hur kim? İslam'da bulsun, küfürde bulsun, hur bulsa hurdur. Demek, bana bir bilen, şu ayette uzadan malum oldu ki, Suyutiler ve Şafiilerinin tafsiri, eğer takidi tafsir ise ne doğru? Doğru mu Yusuf? Eğer fakat yine bizi tafsirimiz doğru ise ne doğru buladı? Lekin, şunu ihtimali var. Lekin bu neye mi ihtimali vardı? İkene kavuldu. Peki bütün ahli sünnetin fikirlerini getirse bu da doğru bulardı, adaletli bulardı. Kur'an tafsir kılını yaptı. Kur'an tafsir kıyandı hem mezhebke göre tafsir kıvarsak, uzunluğun fikrimize göre tafsir kıvarsak bunda güzel yaman bulardı. Kur'an buzun adı ki. Tahrif buladı ki. Bütün ahli sünnet ve cemaat ulamaları Kur'an hadisten yapırgenlik için İtibarı alışlık gerek. Ben ayet zahirden görüntü. Hür, hür diye vazgeçti Allah bana. Bir iman ya küfür şartlarını koymadı. Kul kul diye vazgeçti kendine. Bu kul Müslüman buluşuyor mümkün, kafir buluşuyor mümkün. Bunu hem kaydını zikir kımadı Allah bana. Mutlaka kul dedi. Demek ki bir tanesi Müslüman, bir tanesi kafir buluşu mümkün. Yani onun üstüne hazır bir de hur hur diye vazge dedi. Hur kul diye vazge öldürülmeydi. Dedi İmam-ı Suyuti. Ayet bunu görsetme yaptı ki. Mesela hur kul diye vazge öldürüldü mü öldürülmeydi mi? O zikir kılınmadı. Zikir kılınmadı halas. Zikir kılınma geldiği onu boğma geldiğini görsetmeydi. Şimdi razı mı? Hususen bu ayetinin nazır buluştuğu sebebde de sebebin huzuru doğrusu da ulamalar etedi ki hepsilerde İbn-i Kesir'den bildirdi. İki rivayet var. Biri Yahudiler doğrusu da nazır buldu. Yahudiler birbirine şu kısas meselesinde zulüm kılışarıdı. Şimdi bu ayet nazır bulup ulardı rad kıldı, hak yol kursatıldı. İkincisi Arapler İslam'dan aldığın cehalette cengi geldi. Ki o şey cenginin neticesini uzların urf adetlerine göre bitirmezden İslam'a kirip geçti. İslam'a kirgenden ki haliki davalar devam etti. Sizler yakında falan pistançıları öldürüldüleriz. Şunun için bizim sizlerden öldürüşümüz gerek. Dib davalar götürüldü. İhtilaflar, cenceller buldu. Şimdi bu ayet nazır buldu. Lekin bana ayetinin zahiride kime gelirse merdud digenlerse yok. Hur kulning evaziga öldürüldü mü öldürülmedi mi? Allah onu zikir kımadı. Zikir kımagenliği onu bu meselenin yokluğunu kürsetmeydi. Bu mesele buluşaya mümkün, bu mesleğe mümkün. Biz başka deliller yakarışlığımız gerek. Başka delillerde kigen bursa, o şey delil yakarıp amel kılmadı. Bana hazır yine bir Şafi mezhep ulamalarını tefsir eden etmesler gibi. Mühim mesele bu geldiği için yani başka tafsirleri yutuyup biz, yani ağzaki etip uyanlığımız kifaya kımıyordu. Yani derste istiyken bazı insanlar, belki mümkün bu kişi Hanefi mezhabının tarafını alıp, Hanefilerde fikrini kilitliyordu demezsin. Yani İbn-i Kesir, o kişi hem Şafiiler. Ve nuhatta gette muhaddis, müfessir, gette müfti. Şu ayetini tafsirde koyuyordular, mes'ele diyordular. مذهب أبي حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة
Abu Hanife'nin mezhebine göre hur adam kulunun evaziga öldürülür. Mesela siz hursuz, bir kulunu öldürüp koysanız, şunun için kasas alınadı. Eğer onu velileri geçirmezse, siz katıl kılmışlığınız gerek. Maide suresinin umumi gelgenliği için. Maide suresindeki ayette, hani şu Maide suresindeki öresiler, yani en-nefse bin-nefsi dedi Allah Teala. İnsan insanga dedi. İnsan insanga degenden keyin, yani hur bulsun, kul bulsun, ikkalasi ham insan. Doğru mu? Şunun için hur bo'lgan insan, kul bo'lgan insanı öldürse, kasas alınadigan mesele kelib chiqadi. Yani ayetten sabit bo'lyapti bu. Yani Hanefiler ham madem ki ayetten keltirib turgan bo'lsa, yani Kur'an'dan keltirib turgan bo'lsa, şunun için Suyuti bunu zikir qilmasligi noto'g'ri bo'ladi. Yani Kur'an'da kelyapti bu. Keyin bu fakat yine Abu Hanife'nin sözü emas bu. Eğer fakat yine Abu Hanife şu fatvanı verse, başka ulamalar hammasi Suyuti'nin fikrida bo'lsa, unda biz aytamiz ki Abu Hanife bitti o'zining vaqti ekan. Shuncha olimga muxolifat qildi, ijmoga xilof bo'ldi, shuning uchun e'tibor yo'qsek. Mana Ibn Kasir aytibdilar. Va ilayhi zahaba as-Sauri. Shu fatvoga, shu qavlga Sufyan as-Sauri yurdi deyapti. Sufyan as-Sauri, ya'ni Shofiycha bo'lgan olim. Ulardan kam emas. Sufyan as-Sauri Abu Hanifaning zamonida yashagan. Imom Shofiydan oldin o'tgan olimlardan. Va nihoyatda katta olim edi. Va ibn Abi Layla. Ya'ni bu kishi ham juda katta olim. Va Davud, Davud Zohiri. Zohirilar ham mana shu qavlda. Qarang, Zohirilar ham bizni fatvoga to'g'ri kelgan desiz, Hanafilar xursand bo'ladi. Mana boshqalarda Zohirilarni gapini olmaydi. Biz Zohirilarni gapini olmaymiz deydi. Alorlar Zohirilarni ham gapini. Va huwa marviyun an Aliyin. Qarang, Ibn Kasir aytibdiki, ayni fatvo Alidan ham rivoyat qilingan. Ali roziyallohu anhu. Abu Hanifaning o'zini fikri emas ekan. Masalan, bir odam aytishi mumkin, oyatdan ijtihod qildi, oyatdan olyapti-da, lekin oldin sahobalar aytganmikin desa, mana Ibn Kasir aytibdi, Shofiy olimi. Alidan rivoyat qilingan va Ibn Mas'udin Ibn Mas'uddan va Sa'id ibn Musayyabdan rivoyat qilingan. Sa'id ibn Musayyab tobein. Ibrohim Nahaiydan, Qatodadan va Al-Hakamdan va qala al-Bukhari va Ali ibn al-Madini va Ibrohim Nakhai va Sauri fi riwayatin anhu va yuqtalu sayyid bi abdihi li'umumi hadith al-Hasan an Samura. Buxoriy aytibdilar. Imom Buxoriy va Ali ibn al-Madini Buxoriyning ustozi, Ibrohim Nakhai, Saurilar mana bir rivoyatda aytibdilarki, egasi qulini evaziga o'ldiriladi deyapti. Biz hali begana bir kuldi masalasini gapirayotgandik, hani Buxoriylar mana Hanafi Abu Hanifani qo'llab-quvvatlayapti bu masalada. Aytayaptiki, bir odam o'zini qulini o'ldirsa, qatl qilinadi deyapti. Chunki Hasanning Samuradan keltirgan hadisi bor. Payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, Abu Davudda rivoyat qilingan hadis: "Man qatala 'abdahu qatalnahu." Kim kulunu öldürse onu öldüremiz deyaptılar. Peygamberimiz aleyhisselam. Karim. Suyuti bu meselanı Hanefilerde fikrini yaşırışlayıplar. Ne buldu? Hem ayette yaşırgen bunu yaptı, hem hadiste yaşırgen bunu yaptı. Bu hadis Abu Davud'da hem Tirmizi'de hem kigen hadis. Hadiste devamında kimi ki kulunu bedenini kes varsa, mesela kulağını, burnunu kesse biz hem keseriz. Kimiki kulunu piçip koysa, axtaqsa, onu ham axtaqlamiz deyaptilar. Ve halafahum el cumhuru. Ve cumhurlarga xilof qildi deyaptilar İbn Kesir. Cumhur deyapti. Lekin ko'ryapsiz, u Abu Hanife tarafı ham ko'pchilik. Ular ham cumhur. İki taraf ham bir-birini cumhur deyuradi. İki tarafda ham katta jamoat bor. Cumhur aytadiki, la yuqtalul hurru bil abdi. Hur odam qulni evaziga o'ldirilmaydi. Nima gelsiz? Lennel abde silatun. Çünkü kul maldır deyapti. Bozorda sotiladigan mol deyapti. Mana Hanafilarga aytiladiki, Hanafilar oyat hadisni tarq qilib aqlga ergashadi deyishadi. Kim ergashyapti aqlga?
Kim ayet hadisi tarkili yaptı? Hanefiler mi, Şafiiler mi? He Yusuf? Açın ki yüzü kertler aldı. Hanefiler bana ayet hadisi düşeşi yaptı ki bu masam yani Hanefiler hem akliye suyense kendi kılıp bazarda satıladığından bir kul için hur adam öldürüler dedi. Sebebi orada Hanefiler. Bana Şafiiler de karın akıldan delil kildirişti. Ve halenki bu akıllı mukabilede ayet hadis var. Ennefse bin nefsi diye Maide suresindeki ve Abu Davud ve Tirmizi'deki diyen men katale abdehu katalnahu. Kim kulunu öldürse biz onu öldürürüz diye hadis. Suyuti mesela Şafii'nin mezhebine tutuşluğuyla bize itirazımız yok. Mümkün, Şafii buluşu mümkün. Böyle olsun. Peki bize itirazımız tefsirge böyle yaptı. Biz mi? Yani hur adam kul diye bazıya öldürülmeyi dedi yaptı ki onu okuyan adam hadi şu kulasaya geldi. Kayın bizi diyardaki Hanefiler, Hanefi mülleler, damleler, ders verip dünya ustalılar. Celal'a indi, iki kere müsannefeye Şafiiliğini bilmeydi köpçülüğü. Bilgeni hem sezmeydi. Celal'ın Suyuti cüde kette ağırlığına, Celal'a indi cüde acayip bir kitap. İdi, nime ki yakşılığını hem bilmeydi. Celal'a indi nime üçün yakşı. Fakat aldığından okutunun geldi Yusuf. Ata babalarımız okudu yaptıkıydı. Şunun için yaşlı dişi uğradı. Ve ders verip gitti uğradı. Şu yıllarda hem neki lafzını, şunun zahırını tercüme kılıp ötüp gitti uğradı. Talib ilim, derste oturuyken talib ilim, mesela fiqh okuyken bu sayem. Hususen bizi diyorlardı, bilesiler, taharet okutuladı, namaz, roza, zekat, hac. Ki ustaz etedi ki, en kıyılını okudik, kayan asan. Amin, Allahu Ekber. Qolgan o'zing o'qib olasan deydi. Qolgani ham asosan. Siz ustoz men qiynalishim mumkin, mutolaam zaifsa, men o'zim duo qilaman, og'zingga tupurib qo'yaman. Bo'ldi. Hamma masalani chiqarib olasan, yechilib ketaveradi deydi. Shunday qilishadi ko'pincha. Oxirigacha o'qishmaydi. Xususan bu qisos masallari kitoblarda oxirida keladi. Muxtasarda o'qiganda, muxtasarni sizlar ham o'qidilaringiz. Muxtasarda endi har qanday talaba ham o'zlashtirib olmaydi. Muhtasarda her bir ibarasından işte mesele var. Onun için her bir talebeye muhtasarda çukur düşünülmeydi. Muhtasarda ahire geçe okusu mümkün. Lafzını tercüme kılıp. Ama şerhler köpünce okutulmaydı ahire geçe. Şundan bu tefsirde okuyan talib ilim zaten Hanefi mezhebini bilmeyen, düşünmeyen, Hanefi mendiydi. Hakiki Hanefi mezhebinin bilgi alimlerde Vahabiler deyişedi bunlar. Üyelmezden. Ki önemli ayetler ki kendine Celaleddin Suyuti'ni mahtab, Allah razı olsun diye ötüket olur. Haberi yok ki, şu yerde Suyuti'yi işanı bunlar Hanefi mezhebini rahat geçiyorlar. Yani, ve ayetke hılap bulu yaptırırken yani gider ama haberi yok. Biz Celaleddin'i okuyanımızı mahtabını görürüz. Lakin Celaleddin'i yaşlı okuyan adam bu sefer dedi ki, Celaleddin'i oku değil misin? Şu ayeti tefsiri gelmediysen. Eğer Celaleddin'i yatlavagen bu sefer, çüngen bu sefer dedi ki, bu mesela isimizden çıkıp gitti. Kitaptan keleyim ama sen siz kitapta üyüge var bir görüşüm gerek dedi. Azar hep kemeler dedi. Azar hep kese kıynalıp kalan dokuşka. Inkırlar inkırlar zor okuyundu. Senin için ben bir üyüge körü dedi. Bana bizden bahsediyor. Ben üyüdeki canlayın başkaca da o dedi. Üyüde teyirlenip gelip kesinlikle çıkarıp verendi. Ama ayette zahiriye hılap böyle yaptı ki bu. Kur'an'a tahrif bu gitme yaptın dedi siz. Sizinki yaman kalıp ben aslında Vahabisiler de değildi. Biz Hanefi mezhebini himaya kıl yaptık biz. Hanaka Vahabilik. Yani onu raddiyesi geldi yaptık yani. Hanefi mezhebini himaya kıl yaptık. Aslında biz Hanefi mezhebini mez, sahih kavulunu himaya kıl yaptık. Ve ayette zahirini himaya kıl yaptık. Şevkani ayetken dedik, Şevkani ayeti oldu. Yani şu ayette zahirinde yok. Hür kul diye vazgeyi öldürülerdi mi, ona sahih edilmedi. Lekin aytilinmaganligi uni yo'qligini ko'rsatmaydi. Bo'lishi ham mumkin dedi. Mana oyat hadislarda bor ekan. Va Shofiylar, Hambaliylar, Malikiylar, uchala imom. Endi uchala imom degani jumhur degani emas. Mana Savuriy, Buxoriy, Ali ibn al-Madini, Ibrohim Nahai, Davud Zohiriy, bular ham imom bo'ladilar. Bular ham katta imomlar. Mana uchala mashhur mazhab imomlari esa
pulni evaziga hur o'ldirilmaydi deb turib, aqliy dalil keltiryapti. O'ldirib qo'ysa qiymatini bersin deyapti. Va yana Hanafilar aytadiki, agar bir musulmon kofirni o'ldirsa, qatl qilinadi, qisos olinadi deydi. Suyutiyatda musulmon kofir deb evaziga o'ldirilmaydi dedi. Oyatda zohirda yo'q edi u. Biz aytdik, yani, oyatda zohirda aslida Hanafilarni qavli bor. Al-hurru bil hurri. Muslim hur, kofir hurni o'ldirsa qasos vojib bo'ladi. Siz oyatdan chiqyapti. Lekin Suyuti aytdiki, tafsirda xuddi Qur'on shuni ma'noni bildirayapti degandek, musulmon odam kofir deb evaziga o'ldirilmaydi deydi. Mana bu Shofiylar, Hanbaylar, Malikiylarning fikri va zahabat jumhur Ibn Kasir aytayaptilar. Illa annal muslim la yuqtalu bil kafir. Aytishyaptiki, mana musulmon odam kofir deb evaziga o'ldirilmaydi. Kama sabata fil Buxoriy an Ali radhiyallohu anhu qol qala Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam la yuqtalu muslimun bi kafirin. Mana endi jumhur bu masalasiga dalil keltiryapti. Buxoriyda kelgan Ali'dan rivoyat qilingan hadis bor. Rasululloh aytadilarki, muslim kishi kofirning evaziga o'ldirilmaydi. Bu gapga hadisdan dalillari bor. Keyin aytadilarki, buni qarshisida boshqa hadis yo'q deyishadi. Va ma Abu Hanifa fa zahaba ila annahu yuqtalu bihi li umumi ayatil maida. Lekin Imom Azam Abu Hanifa aytadiki, agar musulmon odam kofirni o'ldirsa, qasos vojib bo'ladi dedi. Qatl qilinishi mumkin dedi. Dalil desiz, mana Alloh taolo Maida surasida aytayapti umumiy qilib, an-nafsa bin-nafsi deyapti. Inson insonni evaziga deyapti. Musulmon ham inson, kofir ham inson. Va shu oyatni zohiri ham ko'rsatib turibdi. Hur-hur deb evaziga. Boshqa endi uzun tafsilotlarni o'zini yerlarida ko'riladi. Ali keyin yana keladi. O'sha Maida surasiga an-nafsa bin-nafsiga kelganimizda yana ham chuqurroq kiramiz. Lekin mana har xil qavullar borligini ko'rdilaringiz. Ikki tarafda ham oyat hadisdan dalillari bor. Hasan al-Basri bilan ato aytadiki, erkak xotinni evaziga o'ldirilmaydi. Chunki bu yerda al-unsa bil-unsa dedi. Xotin xotinni evaziga dedi. Lekin jumhur aytadiki, yo'q. Xotin devaziga erkak kishi o'ldiriladi deydi va Maida surasini keltiradi. Qarang. Yuqorida Abu Hanifa Maidani olgan edi. Bu yerda va xolafahum al-jumhur Ibn Kasir aytayapti mana. Hasan Basriy bilan Atoga jumhur xilof qilib aytdilarki, yo'q, xotinni o'ldirsa erkak kishi o'ldiriladi. Li ayatil maidati shu Maidadagi oyat uchun deyapti. Qarang, endi Maidani o'zlari oldi dalil qilib. Bo'lmasa ular yana aytsa bo'ladi, oyatni zohirdan xotin xotinni evaziga deyapti. Demakki, erkak kirmaydi desa bo'laredi. Lekin Maida surasini olishdiki o'zlari. Ha? Bizi yo'limizga qaytdiki ular ham. Ular ham Maidaga qaytdi. Yana bir masala bor. To'rala mazhab va jumhur aytadiki, agar 10 ta odam bitta odamni o'ldirsa, o'sha 10 ta odam o'ldiriladi. Hammasi qatl qilinadi. Fiqh kitoblarida o'qidilaringiz. Umar ibn Xattob zamonida shunday bo'ldi. Umar aytdiki, agar Sanoa shaharining hammasi bitta insonni o'ldirishlikka to'plansa, men hammasini qasos uchun o'ldirardim dedi. Va u kishining zamonidagi sahobalardan hech qaysinisi qarshi chiqmadi. Shu bilan bu ijmodek bo'ldi. To'g'ri mazhab va jumhurning qavli shu, fatvosi shu. Fiqh kitoblarida ham shunday o'qidilaringiz. Esingizda qolgan bo'lsa agar. Ha? Lekin Ahmad bin Hanbaldan yana bir rivoyat borki, annal jama'ata la yuqtaluna bil wahid. Ahmad bin Hanbal aytadiki, jamoat bir kishi uchun o'ldirilmaydi. Bir kishi bir kishi uchun o'ldiriladi deydi. Ibn al-Munzir Muazdan, Ibn Zubayrdan, Abdul Malik bin Marwandan, Marwandan, Zuhriydan, Muhammad bin Sirindan, Habib bin Abu Sobitdan shu qavullarni fatvolarda keltiradi. Qani bir necha olimlar aytayaptiki, haqiqatan bir kishi uchun jamoat o'ldirilmaydi deydi. Summa qala Ibn al-Munzir haza sahhu. Keyin Ibn al-Munzir aytadiki, mana shu to'g'riroqdir deydi. Bir kishiga bir kishi o'ldirilsin deydi. Wala hujjata liman abaha qatl al-jama'ati. Jamoatni o'ldirishlikni muboh qilganlarda hujjati yo'q deyapti. Qara, Ibn al-Munzir hozir Umar ibn al-Xattobga e'tiroz qilyapti. Umar ibn al-Xattob bir kishini deb jamoatni o'ldirib yubordi, hujjati yo'q deyapti. Sahihi bir kishiga bir kishi bo'lishi kerak.
Ama bir kişi öldürme yaptı onu. Ama kiri bunu yaptı ama bıçak sancı yaptı onu ya. Köpçülük öldürdü ki o. Kaysanasını öldüren bunlar. Ha? Hamas'a dedi ki biz bile öldürdük ki. Demek ki fakat beni öldürsün de onları öldürmesinler dedi. Ya hamamızı öldürürler, hamamızı koyuvarıyorlar dedi. Yani bazı sahabelerden İbn-i Müzir'de gelip sabit bulunduğu için benim ıhtılaflı meseleyken demek ki. Bilip koyuyorlar. İhtılaflı kendine. Biz elhamdülillah bizde taassub yok. Bütün fikirlerge, içtihadlarge, fetvalarge, hürmetimiz var. Teşiremiz, hamasını hürmet kılamız da en sayhına apkete oramız. Yaşırış yok, yaşırılmasın. Böyle kasaslı türleri doğrusu da hazırca buladım o kadar. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ Şimdi bana kimde kim? Onge buradarı tarafından keçirilse ne yaptı? Keçirişlik meselesini zikir kılıyordu Allah Ta'ala. Ve keçirişke targıb veriyor. Ey müminler birbirlerizi keçiriler. Tamam o bilmezden, adaşıp, gazabıdan, ya şeytan vasıfı sakılıp öldürüp koyuptu. Sizler öldürmüyorlar. Bir insan öldü, yana bir tanesi ölmesin. Keçiriler de yaptı. Keçirişke targıb veriyordu. Yani kafirlerdeki İslam dini zalim din, o bu insanları da öldürdü, insanları da katıl kıladı da vahime kılışadı. Peki İslam'da karim, hasas var, öldürülerdi, vacip ama keçirgenleri yakışını yaptı. Ve yine bunu min ahihi diyordu, radarıdandır diyene yani yumuşak yaptı. Yani keçirgen de durup, uzunumuza vermemiz ki işte Müslüman hoş koyamışsa, şunu keçirgen deyiz. Radarın ki öyleyiz. Aken ki, ülken ki, bir ceset mi sürdüysünüz, yumuşayın ki. Min ahihi de yaptı Allah-u Teala. Biraderi tarafından biranese getirilse. Ve suyuti şana kıyandık, biraderi deşti gibi lan mehir muhabbet ortaya koyulu yaptı. Ve ortaya katıl. Katıl en katta cinayet. Doğru mu? Buradan da pülünü oğullarıyız. Urduyuz, söktüyüz, tuhmet kıldıyız. En ağır kelimeler de yapırmıyız. Hamesi bir taraf, katıl bir taraf. Öldürdüyüz onu. Hayattan geçirge sebepçi buluyuz. Doğru mu? Şu hayattaki bütün lezzetlerden, bütün nimetlerden mahrum kıldıyız onu. Tamam mazlum halette olsa şehit buldu, ahiretteki acırını aladı, lakin dünyada mahrum kıldıyız onu. En katta zulüm. Çünkü şu bazı alimler dedi ki, şirkten ki en katta günah katıl dedi. Adam öldürüştük dedi. Lakin şunçalik kattık zulüm, en katta cinayet kılınışı yakalamazdan Allah Teala onu biraderi diyordu. Umurlar bana şu derecede bir buluşluk gerek, bir ceser buluşluk gerek. Ortaya katıl girip kosayam, eki ülkeliğini unutmasızlık gerek. Sahabeler şunu dedi. Sahabeler birbiriyle can kıldı, birbiriyle kılıç götürdü. Elbette nihayette açık, ağır tarihler. Lekin ibret ki, birbiriyle kılıç götürgen diyen birbirini yaş görüşerdi, muhabbet görüşerdi, bir ceset ediyorlar. Ama bizde kendi hazır. Bizde sel yap ki, arz edeyen yap ki, daha o düşman mükemmeldi. Pülünü alışlayıp, öldürüşleyip, ya tuhmet başkanı koyun, sel ne zaten? Sel yaman karak koysa, yine yaman karadı bu. Yine dokkıldı, yine dongullab yapırdı. Kim o yine dongulluydu? Diyeceğim. Kafirlerine maksa sabır kılıç uğradı. Kafirler, zalimler, münafıklar, kanca zulüm kısa sabır kılıç uğradı. Mecburumuz, ne kılamız, başka çaremiz yok. Güzel ahlaklı buluşumuz gerek değil. Ama Müslümanlar da ortasıya giyende, benim dedemem bunu getirmeyken, bunu muamele kılmayken, ben koymayayım ben, keçirmeyeyim ben. Deyiz. Allah etti ki, ortalarınızda katıl kısayan bir adarsılar diyordu. Eki ülkesiler diyordu. Müstahkem bulsun alakalarıyız. Kesilip gitmezsin alakalar. Ben evde keçirdi. Keçirgen de kasas meselesi keçirdi yaptı. Katıl kınışlık gerekirdi, keçirişti. Velileri keçir yaptı. Ölgenliğin velileri, maktulliğin egeleri, varisleri, mesela dedesi, oğlu, erkesi, ülkesi, şimdiye kişiler. Şey undum nakilekir yaptı, suyuti etkenleri dek, nakilekir yanlığı da malum bunu yaptı ki, o şey karındaşlardan bir tanesi keçir vardı mı? Hemesi geçirişlik gereği buladı. Kasas sakit buladı. Diyem Allah'ta merhamet kareyim. Eğer İslam haklese, Allah'ta haklese yeterdi ki bir kişinin geçirgenliğinden geçirilmeydi.
Bütün karındaşlar keçirsin. Dese bunlardı. Lekin İslam şu insanı saklap kalmak çıkarın. Bir kişi keçirse hama keçirişe mecbur deyaptı. Haması keçirmese onda kasas. Öldürsün deyaptı. Büyen bir yengenlik. Büyen insanı himaya kılıçlık. Şu keçirgenden kendi bana kılıçlık gerek. Fettiba'un bil ma'rufi. Keçirgen adam katılığa ma'ruf bilen ergensin. Bir o'sha pulni kelishiladi, qancha pul beriladi diyasiga, qachon beradi, shu kelishilgandan keyin yaxshi muomala qilsin, sabr qilsin birodari, chunki sen qatl qilding deb do'qimasin, biz seni o'ldiramiz demasin, yo minnat qilmasin, janjal to'polon qilmasin, yomonlamasin, sabr qilsin, go'zallik bilan ergashsin unga, kutsin. Qotil nima qiladi? Va adawun ilahi bi ihsan. Qotil esa unga ihson bilan, go'zallik bilan ado qiladi, diyasini beradi. Ko'pchilik mufassirlarning qavli shu. Imom Molikdan boshqa bir tafsir bor. Uni ham eshitib qo'yinglar. Ibn Kasir rivoyat qiladilar. İmam Malik aytadilar, İbn Qasım'nın rivayeti de ve şu Maliki mezhebinde meşhur kavul şudur. Hanif, Ebu Hanife ve Şafii mezhebinde iki de fetva var. Lekin meşhuru bu mez. Meşhuru nergisi. Eçedi ki, leyse li veli dem en ya'fu ala diyeti illa bi ridal qatil. Eçedi ki, qonning egesi diyaga keçirmoqchi bo'lganda qotilning rizosi bilan bo'lsin deydi. Qotildan so'raydi. Biz seni o'ldirmasdan sendan diyani talab qilsang bo'ladimi deydi. U bo'ladi desa, unda diya bergin deydi. Maliki mazhabi shu. Imom Malik shunday deydi. Va qala al-baqun boshqalar aytadilarki, lahu an yafu alayha va illam yarda al-qotil. Qotil rozi bo'lmasa ham qonning egasi kechirishligi mumkin. Alloh rizosi uchun kechirib, bizi qarindosh, bizi uka, bizi o'g'il, bizi ota öldü. Endi bu öldirilmasin. Qolsin hayotda bizga diyasini bersin desa. Ba'zi qotillar bor, pulni bergandan ko'ra o'ldirganlari yaxshi. Buncha pulni qaytadan topaman, katta pul-ku. O'ldirib yuboringlar meni. Deyishi mumkin. Shariat aytadiki, yo'q, pulni to'lib berasan endi. İmam Malik aytayapti, yo, uni roziligi bilan bo'lsin deyapti. Jumhur aytayapti, yo'q, shartmas uni roziligi. İmam Malik bu fatvoni qanday chiqaryapti? U kishi zaminlarni o'zgartiradi. Biz haligi faman ufiyadan maqsad qotil degandik. İmam Malik shunday tafsir qiladi. Faman dan maqsad voli, maqtul degasi. Min axihi axundan murod esa qotil bo'ladi. Şeyun diye buladı. Yani katil tarafından bir anlasa unga verilse ölü diyesi gibi buladı. Yani tezgahı tafsir buluyor. Şunda katil ihtiyarlı buladı. Halasa diye veredi, halasa hasasya teyir buladı. Lekin yukarıda etkilerimizde bu İmam Malik'in meşhur kavli başka bütün ulamalarda da yok. Bu katilge tekişliği meselemez bu. Hani İmam Malik zamirlerde o'zgartirganligi uchun mendan maqsad detta vali deganligi uchun bunday hukm kelib chiqyapti. Lekin baribir uni ham zikr qilib qo'yishlik kerak. Ehtimoli bo'lishi mumkin uni ham. Ammo ko'pchilik aytayaptiki, nariga qovul sahih, nariga tafsir sahihroq. Ya'ni maqtulning egalari qarindoshlarini kechirdimi, endi u diyani berishlikka majbur. Şu diyanı berişlik mecburligi meselesinde hem Suyuti yine bir meselanı zikir kıldı. Aytti, ya kasas vacib, ya ki diye vacib. Diyen bir kavul var, tefsir var. İkincisi ise kasas vacib, diye ise bedel. Diyanı halese talep kıladı, halese de talep kımaydı. Diyen kavulen var. Allah Teala indi yaptı ki zelike tahfifun min rabbikum ve rahmetun. Bu Rabbiniz tarafından bir yengilletçilik ve rahmettir. Allah Teala sizlere yengilletti.
Allah'ın rahmetidir, merhametidir. Allah Teala sizlere mehribanlık kılıyordu. Yine sizlere de himaye kılıyordu. Aslında şu katil cüle katlı günah kıldı. Allah Teala katilini cüle yaman görüldü. Allah da gazabı kildi. Bunceli katlı günah kıyanı için öldürüşlük gerek. Uyum hayattan gitsin. Peki Allah Teala yine merhamet kılıyordu. Yine keçiriyordu. Yine yengilleştiriyordu. Yengilleştirdi. Lekin başka şeriatlarda onu değmez idi. Tavrat hükmüş ki katil illaki öldürüledi. Katil barbir katil kılmışlık gerek. Başka çaresi yok. Başka hiç kendi yolu yok. Kanca keçirim sorasın. Bütün dünya toplansın çaresi yok. Katil kılmadı. İncil'de hükmü gerekiyor ise katil kılmıyordu. İllaki diye verirdi. Kançalı yaman adam bu sorusun. Barbir diye verirdi halas. Lekin Allah Teala bizge asan kıldı. Hiç kelesinden bir tersine tenliyeler. Hala sırası kısas, hala sırası diye. Yani, bana Yahud Nasrani'ler kıynalı yürüştüler. Yani amel kime yaptı, kıynalma yaptı. Yani aslında kıynalı şey yaptırmadı. Bana Allah Teala en mükemmel şeriatı nazır kıldı. Hiç kelesinden bir tersine tenliydi yani. Hiç kelesinden bir tersine tenliysiniz, Allah razı buladı. Savab buladı sizge. Ama Yahudiler fakat kısas. Nergisini tenleyemeydi. Tenlese günahkar buladı. Nasraniler de fakat diye. Kasası tenleyemeydi. Tenlese günahkar buladı. Yani İslam şeriatı en katta nimetidir. Şu nimetten mahrum buluştular. Kimi ki şundan ki haddiden asla unge felahu azabun alim. Unge alemli azablardır diyetti. Şimdi de haddiden açlık bir taraftan buladı. Birincisi mesela Suyuti etti kimi ki haddan asla diyeni keçirgenden ki katilini öldürse dedi. Bu bitti tefsir. Ama ikinci tefsiri var. Katil haddiden aşıya mümkün. İki de tefsir var bir yerde. Biri keçirgen adam tülge gebleş koygenden ki dedi ki biz nemeye keçirdiği hata kıpızakken dedi katilini öldüremiz dedi. Öldür mahcubuyla. Yani zulüm kıladı. Haddan aşağıdı. Hakarat kıladı. Bunlarla alemli azablardır. Allah Teala harlıydı bunlar. Çünkü şeriat yakılak kılıyordu. Başta öyle cevap beş kere gidi. İkincisi, katil haddan aşı mümkün. Katilde onlar geçirdi. Ondan korkutmaz. Allah'tan korkup biz hesap olsun. Bir insan gitti yine bir tas gitmesin de geçirse yok. Bu katil haddan aşı. Pülü vermeyeyim ben de sana. Ya ki mesela yeni öldüremem kimi ki pülü neden talep kısa dese onge alemli azab vardır. Allah'ta da harlıydı ona. 179. ayet. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ve sizler için kısasta hayat var. Ey akılları geleri. Şayet ki takva kılsalarınız. Şayet ki saklansalarınız. Suyuti'nin tafsiri وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ اَيْ بَقَوْنَ عَظِيمٌ Kısasta sizlere hayat var, yani uluğ kalışlık var. Büyük bir kalışlık. Yani trip kalışlık. يَا اُلِي الْأَلْبَابِ ذَوِي الْعُقُولِ Akılları geleri, ey akılı geleri. لَنَّ الْقَاتِلِ اِذَا عَلِمَ اَنَّهُ يُقْتَلُ اِرْتَدَعَ Çünkü katil, bir insanı öldürse, uzayan katil kılınışlığını bilirse, kiin tihiladı bu. فَأَحْيَ نَفْسَهُ Ve şimdi kılıp uzun uzun tırıldırken buluyordu. وَمَنْ عَرَدَ قَتْلَهُ Ve öldürmekçi buluyen kişiyi hem tırıldırıyordu. Onu öldürme yaptı. Onu öldürmekçi gibi uzun hem hayatını saklayıp buluyordu. Yani iki de adamın hayatı saklanıyordu. فَشَرَعَ Şunun için Allah Teala kısasını meşru kıldı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الْقَتْلَ مَخَافَةَ الْقَوَدِي Sizler şu kavattan yani kısastan korkup Şayet ki katilden saklanasılar deyipti Allah Teala. Yani yukarıda etkenimizdek kısas Allah'ın inha tekette nimetiydi. Kerim. İbn-i Kesir, Şevkani ve başka müfessirler dedi ki bu Kur'an'ın nihayette büyük bir belagatı. Mucizevi belagatıdır. Kısasta hayat var deyipti Allah Teala. Kısas. Kısas olursa adam öldürür. Peki hayat var deyipti. Kerim. Ziddi. Kısas adam öldürüş ama kısas diye içinde hayat var diyordu. Bu nihayette mükemmel bir belagattır, fesahattır, mucizedir.
Kafirler çünkü akıllı yetme geldiği için ular İslam'ya tuhmat kılıyor. Çünkü Allah-u Teala ey akıllı geldi, akıllı barlarına hitap kılıyor. Akıllı yoklar düşünmedi bunu. Akıllı yok kafirler ve kafirlerine işengen, kafirlerine ilgeçken akılsız Müslümanlar düşünmedi bunu. Doğru mu Yusuf? Ular dedi kısas gelemez. Bu zamanda kısas buladı mı dedi. Lekin Allah dedi ki kısasta sizler için hayat bağlıyor. Hakikaten kasas hükmü, kasas alışlık, katıl kılıçlığı hükmü bütün dünyada tatbik kılınsın, adamlar öldürmeydi. Çünkü biledi ki öldürse uzayam öyledi. Hatta demek ki onu dönmeye örüp geçeyim gerekti. Herkes uzun afzaldır biledi ki. Şimdiden kararsız ki, nergine mi öldürmeydi, onu öldürmezdi ki bilen uzayam hayatta kalırdı. İki de adam hayatta kalıyor. Çünkü üçün hayat unuyor. Kısasta hayat barsılarda diyor. Aldın, İslami halifeler varlığı da, İslami diyarlarında mu'minlerde ortasında katıl cüde az bulardı. Nihayet de kemden kem bulardı. Cüde kemden kem. Çünkü kısas var ki o. Öbürünü öldürmesiydi Müslümanlar. Hazır bu kafirler İslam'da karalep, tuhmet kılışıp uzlarını batıl, cahilane, zelaletteki, kabih, necas hükümlerini getirişip bir karasız komünizmdir, bir karasız sosyalizm, bir karasız demokratiya. Her hıl atlarda koyuşup, kanunlarını kildirip, bir sürede bahtlı kılamızdır. Adamlar da bedbaht kılışı yaptı. Yani, her günü katıl, her günü bir adam öldürülür. Kamide bitti adam. Bu sen kör. Her bitti memlekette şimdi. Dünya boyunca minlerce adam öldürülüyor. Bunun çaresi, ilacı fakat yine kısastır. Şimdi bunu sizler örgendiler bizim, bütün dünyadaki yetkiler, davetliler, insanlar, insanlık katıl kılıçlıydı ilacı, davası, kısastır. Başka çaresi yok. İnsanda hayatı kısasta. Bunu fakat akıl egeleri bilirdi. Biz akıl egelerden bölelik ki, bunu kabul kılılık, işenelik ve davet kılılık, adamlar geçüntürelik. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İkide tafsir var, böyle hususi tafsir. Yani şayet ki katılden saklansalarız. İkincisi ise mutlaka takva. Takva keng bilasizlar. Şayet ki takva kılsalaringiz. Adam öldürüşlik meselesinde hem takva kılsalaringiz ve bütün sahalarda takva kılsalaringiz ki çünkü Allah Teala sizlere şunchalik katta nimetni beryapti. İnsonda hayatını saqlab qoladigan bir qisos. Qisos insonning nafsiga yoqmaydi, xunuk ko'rinadi, shayton xunuk ko'rsatadi, lekin aslida uning orqasida katta bir hayot bor. Dünya ahirette güzel hayat var. Dünyada hem ahirette hem. Şunun için takva kılıyorlar diyordu Allah Teala. Allah'tan korkuyorlar. Fakat yine Kur'an-ı Hadis'e amel kılıyorlar. Kafirleri işemmeyorlar, kafirlerden tahsillenmeyorlar. Uzlaze ahkamlarızı, kanunlarızı terkimeyorlar. 180. ayet. Kutibe aleykum izâ hadara ahadakumul maut. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Sizlardan birortalaringizga ölüm hazır bo'lganda agar yaxshilik tark qilsa ota-onasiga ve qarindoshlariga ma'ruf bilan yaxshilik bilan vasiyat qilishlik sizlarga farz qilindi. Muttaqinlarga haq bo'lgan holatda. Taqvodorlarga haq bo'lib. Sobit bo'lib, vojib bo'lib. Suyutining tafsiri kutiba furida alaykum. Ya'ni sizlarga farz qilindi, yozilindi. Iza hadara hadakumul maut ay asbabuhu. Sizlarga o'lim kelganda, ya'ni o'limning sabablari deyapti. O'limni o'zi kelgandan keyin vasiyat qilarmaysiz-ku. O'limning sabablari. Qarayapsizki, ular deganga o'xshayapsiz, keyin vasiyat qilyapsiz. Intaraka khayron ma'lan. Hayır da maksat maldır. Mal teşekkür ediyip duruyor musa. Yani malu devlet. Mal ise sigirdi böyle miyler? Malu devlet teşekkür ediyip duruyor musa. El vasiyyatu vasiyyat vacip kılındı, farz kılındı. Merfu'un bi kutibe. Kutibenin sebebinden merfu bulundu. Çünkü kutibenin naibu failidir. Ve mutalikun bi izâ. İzâge mutalıktır. İnkâne zarfiyyetten. Eğer zarfiyyet olsa. Ve dellun ala cevabihâ. Ve cevabı ki dallat kılıcıdır.
in kanat şartiyatan. Agar şartiya bo'lsa, ya'ni iza ikki xil bo'ladi-ku iza. Zarf bo'lishi ham mumkin, shartiya bo'lishi ham mumkin. Zarfiya bo'lsa, kutiba alaykum izaga mutaalliq bo'ladi. Agar shartiya bo'ladigan bo'lsa, unda vajobu in. Buni, ya'ni iza inni ma'nosida bo'ladi-da. Yo'q, inni iza shartiya bo'lgandan keyin İntaraka hayrandaki innin cevabı fel yusi lil valideyni vel akrabine bil ba'ruf. Atanasıge ve karındaşlarıge ba'rufla vasiyet kısın. Degen bana cevabı kim keliyat. Cümle cezaiye, cevabiye kim keliyat. Bil adli, bil ma'ruf degen adalatla degen. Bi anla yazide ala sulusi. Üçten biri gez ya da kımestan. Fiqh kitaplarda okudularız. Bir adam öyle yaptırırken de malının üçten biri de vasiyet kılıçlığı hakkı var. Şu üçten biriden köpertirmesinden adaletle mağruf bilen vasiyet kısım. Ve le yefdülü ganiye ve bayge köpürak birmesin. Hakkan mestarul muakkidun li mezmuni cümleti kablehu. Yani uzda aldığın gibi cümlenin mezmununu tekfile için mestardır bu hakkan. Yani hakka hakkan diyendik. Bana şu mesele hak buldu, sabit buldu. Alel muttakin Allah'a. Allah'tan korka diyen kişilerge. Allah'tan korka diyen kişilerge hak buldu bu. Vacip buldu diyiz ya ki sabit buldu diyiz. Haktik ne manası var? Biri vacip, ikincisi sabit. İkile tefsirem buluşu mümkün. Ve aze mensuhun bi ayetin mirasi. Bu hüküm, bu ayet miras ayetinden mensuhtur. Ve bi hadisi la vasiyyete li varisin. Mirasxo'rga vasiyat yo'q degan hadis bilan mansub bo'ldi. Ravohu Termiziy bu hadisni Imom Termiziy rivoyat qildilar. Alloh taolo o'limni zikr qilgandan keyin o'limga tegishli yana bir masalani zikr qilyapti. Qatlga shuning aloqasi bor. Bir odam o'lyapti, vasiyat qilyapti. Vasiyatga tegishli masalani zikr qildi. Vasiyat farz qilindi deyapti. Qarang, kutiba alaykum al-vasiyatu. Vasiyat sizlarga farz qilindi. Sizlardan bir ortalarizga o'lim kelganda. Endi kutiba. Nimaga kutiba deyilyapti? Furiza. Furiza hodisa bo'lmasmiydi, farz qilindi. Ma'nosi shuki, kutiba deb Alloh taolo aytayaptiki, boshqa narsaga ishora qilmayapti. Ey insonlar, ey mu'minlar, bu Lavhul Mahfuzda yozilingan bu. Lavhul Mahfuzga shunday yozilingan bu narsa. Kutiba deb shunga ishora bo'lyapti. Sizlar bu endi bo'layotgan, yangi chiqayotgan qonunlar deb o'ylamanglar. Avvalay musulmonlar bunda yomon gumonga bormanglar, noto'g'ri fikrga bormanglar. Bu qonunlar, bu hukmlar Lavhul Mahfuzga yozilgan. Ikkinchidan, Yahud nasroniylar islom hukmlariga, Qur'on hukmlariga e'tiroz qilmasin. Bu yangi kelgan din, yangi chiqqan qonunlar, biz ulardan oldin edik, falonmisdan demasa. Bu hukmlar, bu qonunlar nasroniylardan oldin ham bor edi. Yahudiylardan ham oldin bor edi. Yer osmonlarni yaratilishligidan oldin boradi. Chunki Alloh taolo yer osmonlarni yaratishdan 50 ming yil oldin qalamni yaratdi. Va qalamga aytdiki, "Uktub" dedi, yoz dedi. Nimani yozaydi o'zi? Qiyomatgacha bo'ladigan butun narsalarni yozdi. Qarang, kutiba deb shunga ishora qilyapti. Yer osmonlarning yaratilishligidan 50 ming yil oldin Lavhul Mahfuzga yozilgan bu masalalar, bu hukmlar. Shuning uchun bu insonlar, bu kofirlar, mushriklar bizga e'tiroz qilmasin, sizlar yangi chiqdilar, qaytdan chiqdilar, qaytdan keldi bu narsa demasin. Agar Allohga ishonishsa, hammasi Allohga ishonamiz deydi, Allohdan qo'rqsin, Alloh aytayaptiki, kutiba deyapti. Yozilindi bu deyapti. Va farzni ifoda qilyapti. Aslida yozildi deb Lavhul Mahfuzga ishora qilyapti. Yozildi. Lekin albatta farzni ifoda qiladi. Sizlarga vasiyat farz qilindi. Sizlarda bir ortalaringizga o'lim kelganda. Ana o'lim kelganda maqsad o'limning sabablari kelganda. Aladiki o'lyapti, jon chiqyapti. Endi vasiyat qilsin. Vasiyat nima u? Buyruq, ta'kidli buyruq. Bir inson gunoh narsaga vasiyat qilsa, olinmaydi albatta, u qilinmaydi. Ba'zi avomlar bor. Ota-onasi johilligi uchun bir shirk yoki kufr narsani vasiyat qilib ketadi. Qilmaganda siz ham ota-onamni ruhi chinqiraydi. Qilmasam bo'lmaydi deydi. Masalan, otasi o'layotganki, bolam, men shu palonchini qabriga qo'ysayman deb
hiç soyalmadı. Şunu sen soygun dedi. Aslında soyalmaganligining sababi baxilligi. Tushundingizmi? Zohirida o'zicha e'tiqod qiladi-yu, lekin shuni so'ygisi kelmayapti, baxillik qilyapti. Endi qarasaki o'lyapti, pul qolib ketyapti baribir. Shuning uchun endi o'g'lini mulkidan ketdi, o'zining mulkidan kelmaydi. Baribir qolib ketyapti-ku. Shundan o'g'lim endi sen so'ygin deydi. O'zini mushrikligi yetmagandek, o'g'lini ham mushrik qilmoqchi. Keyin shuni o'g'liga aytasiz, buni qilma, bu shirk bu. Agar illo qo'ysayman sen, madrasaga borib ber. Talabalar uni o'qigan ilmlariga amal qilishib, sunnatga muvofiq so'yib, yeb qo'yishadi. Savob bo'ladi senga, dadangga ham foydasi bo'ladi. Ammo dadam aytganini qilaman deb qabrga borib so'ysan, dadangga ham gunoh, senga ham gunoh bo'ladi. Mushrik bo'lasan, kofir bo'lib qolasan. Bunday harom vasiyatlar amal qilinmaydi. Vasiyat yaxshi bo'lishi kerak, solih amallar, ibodat, go'zal amallar bo'lishi kerak. Mana shu narsa farz qilindi. Yana bir imkoniyat beryapti sizga Alloh taolo. Yana bir solih amal qiling deyapti. Qilaman deb qilolmay qolgan ishlaringiz bo'lsa, qilvoging deyapti Alloh taolo. Endi intaroka xayron, yaxshilik tarqigan bo'lsa deyapti. Yaxshilikdan maqsadini mol. Mana bizning mullalarimizning yolg'onchiligi ma'lum bo'ldi. Ular aytadiki, bu mol yomon narsa bu mol deydi. Ehtiyot bo'linglar, tez qutulinglar undan. Tez to'plab olib kelinglar menga deydi. O'zim hal qilib tashlayman ular deydi. Juda zararli yomon narsa u deydi. Sizlarni badbaxt qiladi dunyo oxiratda deydi. Lekin Alloh taolo molni xoyir deyapti, ko'ring? Intaroka xoyron deyapti. Yaxshi deyapti. Demak, halol yo'ldan topilgan molni kim yomon desa kofir bo'ladi. Alloh yaxshi deyapti. Alloh yaxshi degansangiz qanday yomon deysiz? Ha? Kimsiz siz? Alloh yaxshi degansangiz yomon deysiz. Shuning uchun Alloh taolo aytadiki, og'izga kelgan gapni gapiravermanglar deydi. Ular gapirishlik kerak. Ilm bilan gapirishlik kerak. Ehtiyot bo'ling. Siz bilmasdan ba'zi narsalarni gapirib olasiz, yaxshi yomon deb. Qur'onga zid bo'lib qoladi, kofir bo'lib qolishingiz mumkin. Harom yo'ldan kelgan mol yomon, ma'lum, lekin halol yo'ldan keladigan mol yaxshi. Endi yaxshilik qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qarang, mol qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi ekan. Shu mol yomon deyishib, mullalar hammasini olib, o'zlari ham molni ishlatishdi, bilishmadi. Ummatni ham qashoq qilib tashlashdi, qarang, ummat orqada qolib ketdi. Ummat ham azmana kambag'allashib ketdi. Alhamdulillah, mana oxirgi zamonlarda Alloh taolo hidoyat qildi. Yana ummat ichidan katta-katta boylar chiqyapti. Juda katta boylar chiqyapti alhamdulillah. Bu atrofda uncha bilinmaydi. Hajga umraga borsangiz, mashallah hayron qolasiz. Shu Ka'bani to'g'risiga katta bino qurildi-ku, dunyodagi eng baland soat deyishdi. Qarang, dunyodagi eng baland soat. Binolarni baland qilishlikka, baland soatlar qurishlikka harakat qilinyapti. Ibodatlar zotan bo'layapti-ku. Diniy narsa emas, dunyoviy masalalar narsalariga musobaqalar qilinyapti. Endi o'sha mehmonxona shunday yaqin-ku Ka'baga. Eng yaqin mehmonxona shu. Uni ichida o'tirsiz, balkoniga chiqib o'tirsiz, ayvoniga chiqib. Shunday Ka'ba ko'rinib turadi. Ka'baning o'zini, atrofidagilar hammasini tomosha qilib o'tirasiz. Ular tavof qilasiz, tomosha qilib, choy ichib o'tirasiz. Savob bo'ladi. Pastga tushmay qo'yasiz. Bir borganda bir marta, keyin qolganda balkoniga chiqib, choy ichib o'tirasiz, agar taqvodor bo'lsangiz, bo'lsangiz. Bo'lsam sigaret chekib o'tirishadi. Ko'p insonlar shunday. Endi o'sha mehmonxonani Ka'baga qaragan taraflari bor. 10 kunligi qancha bilasizmi? 10 kunligi. 15 ming dollar. 20 ming dollar. 30 ming dollar. 10 kunlik. Umrada hajni ko'ring endi. Hajda yana ham qiymat bo'ladi. Shundan bilaring ummatda boy bo'lganligini. O'sha yerda o'sha balkondanning bir qarashligi uchun, har nimaga kamiga qarashligi uchun. Yoki bo'lmasam ba'zilar riyo qiladi, falonchi boy o'shaga bordi-kan, men nima kamchiligim bor? Deydi. Ba'zi tanishlar bor, do'stlar bor Makkada, shu ishlar bilan shug'ullanadi, mehmonxonalar. Ularga telefon qilishadi. Dunyoning atrofidan telefon keladi. Dubaydanmi yoki O'rta Osiyodan, boshqa yerlardan, Pokistondan, Turkiyadan telefon qilishadiki, o'sha yerdan bizga o'sha kamiga qaragan tarafidan olgin deydi. Puli hech muammo emas deydi. 20 mingmi, 30 mingmi, 50 mingmi farq qilmaydi. Ol deydi. Sen olsang bo'ldi deydi.
Ulan tamam. Hizmette tayyar. Ab bu işlerdir. Başka yana bir neçte nemehanlar var. Ulan şimdi kıymet. Bunca limesu. Ulan kıymet güzel. Hadi adli adamlar 3-4 bin dolarına umreye varıp giden kıymetlerdir. Ular adli mimarlığı, fakat mimarlığınızı 15 bin, 20 bin dolarında bir iş yaptı. Baylar köpeği yaptı elhamdülillah. Bay köpeği yedi yaşı. Dinye hizmet kılıçlandı. İslam'a faydası buladı. Allah Teala baylıkta hayır diyordu, yakışı diyordu. Yakışlıktı köpeği tırışkene. Sizler hem köpeği tırıyınlar. Mallarız kançalı az olsa, şunca da hayırlarız az buladı. Doğru mu? Bana hazırsılar ya, Allah yolda bir infak kılıyorlar. Değilinse. Değil mi deyizler? Daha yerliye kalıyorsunlar. Yok da deyizler. Şu maddi hizmetler etinirse yok deyizler. Cismani hizmetler etinirse aldın yok da bürgenip koyansınlar yine yok deyizler. Dini hizmetlerde köpçülüğü şu meseleye bağlı. Şu hayırge bağlı. Yaşlılıkge bağlı. Bana şu madreseler. Talebelerde kalın hatırcan, tinçkine, yüksüreşe, ders okuşu yaptı. Ne mi ya? Bitti maddiyat böyle yaptı da. Bazı insanlar kıynelip, çarçar, pul topup bunun kirasını tıra yaptı. Bala çakası yedirmezden faturasını tıra yaptı. İşini teşep, şu talebeler mazakılıp okusun hatırcandı. Her taraftan koluya kirgen insanı kütarıp geliyordu. Birisi nan hep geliyordu, birisi tağım hep geliyordu, birisi meyve hep geliyordu, birisi gürüç, birisi şeker. Kalın, bunlar işini taşıp, bağlısı gibi bir nesden talebeler yap geliyordu. Kalın, madde de bunlar anlasın. Hayır da. Şunun için talebeler hatırcağım, deyim alan, okusam mı, okumasam mı? Kitapya bir karagende anca oylanıp oturadı. Kulap kalmasa. Yük sıraşıp, kalın. Bunda madrasalar bu mesela talebeler kayıtta uyuksuydu. Kayıtta buladı bu meseleler. Hatırcan yanbaşlaşıp, gepleşip, oturuş kaçan buladı. Hani siz buraya işhaneye bağırıp kılınçıyım, bazarıya bağırıp kılınçıyım. Sizin bir adınızı, hiç kimizin bilmeydi. Bu buluş gerek. Yani dinge zarar kımediyen kılıp, ilimge, dini hizmetlerge zarar kımediyen kılıp, bu hayırlı köpetişi hareket kılıyorlar. Dua kılıyorlar Allah'tan ayı. Allah'ım bizi helal rızıklar birgindi. Bana bazı talebeler hem oku yaptı hem ticaret kılışı yaptı. Yani bazılardaki sel çekin gidi yaptı, bazılardaki bunu yaptı. Allah bereket versin. Dünyadaki bütün mumurlarını, bütün şeriatke muhafıbıken ticaretleri Allah bereket versin. Yani kursan bunu yapıyoruz bazı talebelerimiz bana ticaret kılı yaptı. Ticaretleri kette bunu yaptı. Fayda kılı yaptı. Kursan bunu yapıyoruz. Yüzde kette nimet bu. Uzları gen fayda. Cemaat gen fayda. İslam gen fayda. İslam alemi gen fayda. Çünkü için mal yakşıdır. Lakin yakşı bulursun için şeriat gen muvaffak yoldan gitsin ve şeriatlı yolu işlesin. Olursa yaman bu kadardır ki. Şu yakşılık taşıyan bu vasiyet vacip olur. Lakin malı bulmasa ne mene vasiyet kılar bu? Ha? İktisadi vasiyet kılar mıydı? Onda iltimas kılış gerekiyor. Hiç kendi pülkama yapıyor gelirse, tarzantları getirdi ki, hiç resmen mesela hiç kendi malı devlet taşırmadım. Ama ilacı bu ise, yani sahabını menge bağışlar, falan falan işlerde kılıyorlardı, iltimas kılardı. Onlar halasa kıladı, halasa kımaydı. Buladık diyor orada. Eğer malı devlet taşıp gitken bu ise, üçten biriden buladı, üçten biriden aşıp gitmez. Ayteli ki 9 bin doları bu ise, 3 bin doları geçe vasiyet kısa buladı. 4 bin dolarga vasiyat kılışken hakkı yok. Çünkü kaganı miras olurlardı ki. Eğer bu adam ce vasiyatı yaş görse, triligide köprak kısınırdı. Triligide hem köprak kılı yaptırırken mesela onu malamat kımıyız. Allah razı olsun. Aldın hem hizmet kılı yaptırırdı. Hani öyle yaptırırken halette yine dinli hizmetini, gamını kılı yaptı. Allah bereket versin diyemiz. Atanaya ve karındaşlarga de yaptı Allah Ta'ala. Bil ma'rufi ma'ruf bilen, yaşılık bilen. Ma'ruf bilen de genelken şeriatki muvaffuk halette. Hadisde aşırı var mı? Azetkenimizde üçten birden köp bu gitmesin. Ya ki dünya ifadesi buna diyene ki bayraklarına köprak eri geçip gitmeyin. Riyakarlık kimin? Dünyayı maksatla erleşip gitmesin. Kur'an-ı Hadis'e muvaffak halette bulsun.
Hakkan alel muttaqin, bu muttaqinlerin zimmesinde hak buldu deyapti Allah Teala. Vacib buldu deyapti. Yani bu vasiyet vaciptir. Çünkü kutiba değildi ki başıda. Kutiba değildi. Farz kılındı değildi. Suyuti ettiler, bu miras ayetinden ve hadisinden mensuh buldu dediler. Ve halenki onu demez. Suyuti'nin kavli, ehl-i sünnetin kavullerden bittesidir. Bana şu ayet mensuh buldu. Vasiyet kütarıldı, indi vasiyet yok deyipti. Bu doğrumaz. Fiqh kitablarda mı okudularız, hadislerde mi okudularız? Vasiyet var. Lekin müstehab. Müstehab vasiyet kılıçdik. Üçten biri de. Malın üçten biri de vasiyet kılıçdik. Müstehab. Demek ki barak yani mensuhmaz eken. Ha, lekin farzligini mensubu gelse doğru. Aldın farzıdı, kiyin müstehab kılındı desiz, doğru, onun ihtilafı yok. Şimdi var mı? Lekin bazılar şunu demedi ki, tafsilli, tafsilatı var dedi. Yani İbn-i Kesir'de tafsirden okuyumuz. Şu bazı kişiler bu ayette mensuh digenle kilitir yaptı. Yani İbn-i Kesir, Fahru Razi'den kilitir yaptı. Fahru Razi ökşeyem. Şafii mezhebi alımlarından. Peki bana Şafii ulamalar başka tafsirlerde Suyuti'ni gelpini, tezkarsını gelpini şey yaptı. Ebu Müslim Isfahani'den kilitir yaptı. Enne hazil ayette gayru mensuhatin. Bu ayet mensuh mest yaptı. Ve innemâ hiye müfessaratun bi'ayetil mevaris. Bu miraslar ayetlerden tefsir kılınken halas. Mensuh mest yaptı. Ve kiyat yaptırır ki ve huve kavlu ekseri müfessirin vel mu'teberin minel fukaha. Bu müfessirlerde köpçülüğünü ve fakihlerde içinden mu'teber bugün alımlarda köpçülüğünü kavlu şudur. Ve bazıları ise mensuh değildi diyordu. Köpçülük mensuh mest değildi diyordu. Ve yana et yaptılar ki, şu mensuh diyenlerde gepi göreye göreyem. Ve lakin ala kavli haule, la yusamme hazen neshan fi istilahine el mutahhar. Lekin bu kiyingi hazır, bizi zamanımızdaki istilahlarda, hazır ki ilmi kanunlara göre bu nesh değilmiydi. Lianna ayet el miras innama rafa'at hukme ba'zi efradi madalle aleyhi umum ayet el visaya. Çünkü vasiyet ayetinin umumi dalatkigen fertlerinin bazılardan hükümlerle kötar vardı miras. Lennel akrabin a'amu mimmen yarisu ve men la yarisu. Çünkü Allah Teala dedi ki atanaya ve karındaşlarına vasiyet ters kılındı dedi mi? Karındaşlar dedi ki de miras aladigenleri var, amediganları var. Şimdi haligi miras aladigenler farafa hukme men yarisu bime ayyelelehu. Allah Teala miraslar ayetleri de miras aladigan karındaşlarının hakkını bildirişliği bilen ulardı vasiyet meselesinden kütarıp taşadı. Ve baqiyel ahar alama dallet aleyhi ayetul ula. Ama koyanlar bazı karındaşlar var miras ayetlerde zikir kılınmagan. Mirasta ularının hakkı yok. Ular ise bu ayetke göre kalırdı. Ularga vasiyet kılıp bir oşa maldan berganligi yaxshi bo'ladi. Mana shu bilan qarabsizki, mansuhligi to'g'risida ixtiloflar bor ekan. Ehtiyot bo'lishlik kerak, chunki mansuhlik masalasi juda jiddiy masala. Bir oyat mansuh bo'ldi, hadis mansuh bo'ldi degani hukmi tark qilindi degani. Unga amal qilinmaydi degani. Bu oyatda siz mutlaqo mansuh bo'lgansiz, amal qilinmaydi degani bo'ladi. Va holanki ko'ryapsiz mana, ba'zida aytayapti amal qilinadi deyapti. Haqiqatan ham biz tafsirda aytayapmiz-ku, ya'ni molining uchdan birini vasiyat qilishligi mustahab deyapmiz. Amal qilinyapti-ku, mutlaqo tark qilinmayapti-ku. Lekin mutlaqo mansuhsa hech vasiyat degan narsa yo'qolib ketadi. Lekin mana musulmonlarning hayotiga ham qarasangiz, vasiyat juda mashhur masala. Faqat farzligi mansuh bo'lgan. Farzligi oldin farz edi, keyin mustahab bo'ldi. Buni bilishlik kerak, bunga diqqat qilishlik kerak. Mutlaqo mansuh demang. Va hozirgi tafsilotda aytilgandek, masalan, ota-ona va qarindoshlarning haqqi, merosdagi haqqi tayin qilindi. Endi masalan, ba'zi qarindoshlar bor, meros olinmaydigan, ularga merosdan vasiyat yo'li bilan bir yaxshilik qilib, ehson qilib berib qo'ysa bo'laveradi. Hali Niso surasida keladi bu masalalar, shu meros masalalari mukammal keladi o'sha yerda.
Yine bu bahslarga kiramiz meros masalasi. Hozir bu vasiyat masalasi idi. 181-oyat. فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعٌ عَلِيمٌ. Bas, kimi ki onu eşitkenden ki özgertirse, elbette onun günahı onu özgertiradigan kişilerinin üstügedir. Elbette Allah-u Teala eşitücüdür, bülücüdür. Süyütiyet yaptılar. فَمَنْ بَدَّلَهُ اَيْ اَلِي سَعَى مِنْ شَاهِدٍ اَوْ وَسِيِّنْ. Şu vasiyatçı vasiyat qilganda onun üstüde şahit duah bo'lgan yoki vasiyatda eshitgan odam vasiyatni o'zgartirib yuborsa ba'da masamiyahu ya'ni alimahu uni bilgandan keyin eshitib turib fa innama ismuhu ay alisaul al mubaddal isaul mubaddal ya'ni o'zgartirilgan vasiyatning gunohi alallazina yubaddilunahu iqomatu zohir maqomul muzmar almashtiradigan kishilarning ustigadir. Bu yerda Alloh taolo zamindorniga zohirni keltiryapti. Alayhim deb qo'ysa bo'lardi, lekin alallazina yubaddilunahu deyapti. Ya'ni ularning qabihligini keltirib, ular muhim masalani o'zgartirishdi ular. Zulm qildi ular, fisq qilishdi. Innalloha samiu liqawlil musi, albatta Alloh taolo vasiyat qiluvchining so'zini eshituvchidir. Alimun bi fi'lil wasi va vasiyatni olgan odamning amalini biluvchidir. Mujazin alayhi, shunga ko'ra jazo beruvchidir. Mana yana vasiyatga tegishli oyat. Vasiyatchi vasiyat qildi yaxshi niyatda, shariatga muvofiq, u shariatga xilof qilmadi. Lekin eshitganlar agar uni tabdil qilsa, almashtirsa, o'zgartirsa. Masalan, Muhammadga 1000 dollar beringlar dedi, ular Muhammadga emas, Ahmadga beryapti. Muhammadga hech bermayapti yoki oz beryapti. Yoki mana shu pul masjidga ishlatilsin, madrasaga ishlatilsin dedi, uni o'zlariga ishlatib boryapti. Shunday bir zulmlar bo'lyapti. Buni yo'q etda u o'ylab turganda turgan shohidlar yoki vasiyatni qabul qilgan qarindoshlari. Shuni qilsa, buni gunohi shu o'zgartirganlarni ustiga bo'ladi. O'lgan odam savobini olib ketaveradi. Balkim uning ikkita savob bo'ladi. Biri vasiyat qilganligi, ikkinchisi zulm qilinganligi, xiyonat qilinganligi. Günahıya kefaret buladı. Ama bunlar günahkar buladı. Çünkü de yaman günahkar bunu yaptı ki Allah-u Teala kalin yubaddilunahu onu uzgartıradı, yan kişiler de yaptı. Ve yubaddiluna muzari kelişligimle bu neseler hayatta buluşligi, üçreşligi işare bunu yaptı. Hayatta bul yaptı, bundankinden bul oladı. Şunun için ihtiyat buluşligi gereği bu meselelerde. Köpüncü şu vasiyetlerde cancel çıkardı, topadan çıkardı. Bazıları da şimdi vasiyet kıldı dedi, bazıları kımadı dedi. Albatta Alloh taolo eshituvchidir, biluvchidir. Endi Samiyon Alimun sifatlarini ikki xil tafsir qilsa bo'ladi. Biri Suyutiyga o'xshab, vasiyat qiluvchining vasiyatini eshituvchi va bu vasiyatni bajaradimi, bajarmaydimi uni biluvchi sizdan bo'ladi va umumiy qilib Alloh taolo hamma narsani eshituvchidir, shu jumladan vasiyatni ham eshituvchidir va shu vasiyatga tegishli butun narsalarni eshituvchi va Alloh taolo hamma narsani biluvchi va shu jumladan vasiyatga tegishli bütün niyetler, ameller, akıbetler, neticeler, ular diyen bir üçüdür. 182. ayet. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَسْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ الرَّحِيمٌ. Kimde kim, vasiyet kılıcı tarafından bir maillik, yani haksızlıkça maillikti, maillikten korksa, yoki günahdan qo'rqsa va ularning o'rtasida isloh qilsa, tuzatib qo'ysa, unga gunoh yo'q. Albatta Alloh gunohlarni kechiruvchidir, mehribondir. Suyuti aytayaptilar, faman xofa min musin muhaffafan va musaqqalan. Kimiki vasiyat qiluvchidan qo'rqsa, musin deb ya'ni taxfiflik keltirsam bo'ladi yoki saqila qilib masalan vassa yuvassi qilib muvassin desiz ham bo'ladi. Sotni shaddaliksiz ham. Vasiyat qiluvchidan qo'rqsa janafan maylan anil haqqi xatoan. Ya'ni xato qilib haqdan yuz o'girishlik. Bilmasdan. Bir odam o'ylayapti turib bilmasdan xato qilib yubordi. Masalan aytdiki, shu mahallamizda chollarimiz to'planishib samovar boshida o'tirishadi.
samovarlar yog'i buzilib ketgan, shu 2000 dollarni shu samovarga ishlatib olinglar desa. Endi o'zicha endi chollarda duosini olaman deb qilyapti, ammo chollar ekki o'tirib olishib g'ibat qilishadi. Shariatga xilof ishlarni qilishadi. Shunday bilmasdan xatoan haqdan chiqib ketsa bu vasiyatida. Au isman yoki gunoh qilsa bi anta amada zalika biz. Masalan shu gunohni qasd qilib, ochiq gunoh bo'lsa. Masalan bu biziyadati ala sulusi 3dan 1dan ko'paytirib olsa bilib turib. Masalan bir odamda 4ta xotini bor. 3ta xotiniga ozroq beradi, bittasiga ko'proq beradi. Mana bu zulm bo'ladi, gunoh. Au taqsisi g'oniyin yoki masalan bir boyni xoslasa. Shunda fasla habaynahum baynal musi wal musalahu. Shunda shohidlar, o'sha yerda bor bo'lgan insonlar, vasiyat qiluvchi bilan vasiyat qilinuvchining o'rtasini isloq qilsa, bil amri bil adli, adolatga buyurib. Falays ma'alayhi, unga gunoh bo'lmaydi. Fizalika shu islohida. Innalloha g'afurur rahim, albatta Alloh taolo gunohlarni kechiruvchidir, mehribondir. Ya'ni bu isloh deyilyapti, qarang, bu ham o'zgartiryapti aslida. Lekin isloh deyilyapti. Alloh taoloni hukmlarini mukammalligini, Qur'onni mukammalligini qarang. Vasiyatni zikr qildi-da. Vasiyat go'zal narsa. Endi vasiyat bo'lganda ikkita xato bo'lishi mumkin. Biri, vasiyat qilgan odam yaxshi vasiyat qiladi-yu, eshitganlar xiyonat qilishi mumkin. Buni aytdi. Gunoh bo'lish degan. Va qo'rqitdi. Amal sani eshitaman, bilaman, qo'rqinglar, ehtiyot bo'linglar. Endi ikkinchi surati, ba'zan vasiyatni bajaradiganlar yaxshi insonlar, ammo vasiyat qilyapti degan odam xato qilyapti. Noto'g'ri ish qilyapti. Uni ham bayon qilyapti Alloh taolo. Qarang, Qur'onni mukammalligini. Hamma narsani mukammal bayon qilyapti. Agar kimda-kim vasiyat qiluvchidan qo'rqsa deyapti. Qarasizki, janaf. Janaf degani maylun degani. Haqdan mayil qilishlik. Nohaqlik qilyapti. Lekin Alloh taolo bu yerda janaf dedi, keyin au isman dedi, ism gunoh ochiqchasiga. Shundan niyatiga bog'liq. Bilmasdan xato qilsa janaf deyilyapti. Tushundingizmi? Bilib turib gunoh qilsa ism gunoh deyilyapti. Bilib turib qilsa. Shu ikkalasidan bittasi bo'lsa, yo bilmasdan xato qilyapti, tushuntiryapsiz, gapni qabul qilmayapti. Yoki masalan, u xato qildi, shunda siz tushundingiz. Bu samovarga berishligingiz joiz emas. Ular gunoh qilyapti, gunohiga sharik bo'lasiz. Undan ko'ra masjid madrasaga ishlating. Bilasiz? Shunda siz baddala. Tabdil qildingiz, uni vasiyatini o'zgartirdingiz. Ammo sizga gunoh bo'lmaydi. Zohiran qarasa o'zgartirishlik. Chollar eshitib qolsa qancha janjal qilishadi. Falonchi oshnamiz bizga 2000 dollar atagan ekan, falonchi vahobiy borib qopdi-da, bizni mahrum qildi bundan. Doim bizga zarar beradi bu vahobiylar. Deb achchiqlari keladi. Endi o'zlaridan ko'rsin. Biz ham shuning uchun endi masjidga bormaymiz deysa. Samodan chiqmaymiz endi desa. O'ziga isloq qilib tuzatib qo'yish mumkin. Yoki u tuzalmadi, shunday o'tib ketdi. Buni vasiyatda eshitganlariga, uni bola chaqalariga, atrofda qarindoshlariga aytasiz. Buni qilmanglar buni deysiz. Joiz emas, gunohkor bo'lasizlar deysiz. Yoki bo'lmasa siz keyin eshitib qoldingiz. O'libdi, vasiyat sodir bo'libdi. Odamlar sizdan so'radi yoki odamlar o'rtasida gapirilyapti. Qaradingizki, vasiyat shariatga xilof. Qur'on hadisiga xilof, to'g'rilab qo'ysangiz, fa aslaha baynahum, o'rtalarini isloq qilsa, to'g'rilab qo'ysa, bu narsaga emas, bunga ishlatinglar. Bunday emas, bunday holatda bo'lsin. Bu ko'p bo'lib ketibdi. Ozroq bersin. Desa, fa lays ma'alayhi, unga gunoh yo'q. Nimaga gunoh yo'q deb? Aslida savob bo'lishlik kerak. Unga savob bo'ladi deyish kerak, lekin oldingi o'zgartirganga gunoh bor edi-ku. Uni yomonligini bildirishlik uchun bu ham o'zgartiryapti, ammo bu gunoh bo'lmaydi, bu isloh deyiladi. Buni savobligini aslaha degan kalima bilan ishora qildi Alloh taolo. Qarang, isloh. Bu narsalarni to'g'irlashlik kerak. Yuqorida ham aytganimizdek, meni dadam shunday vasiyat qilgan, nima bo'lsa bo'lsin qilaman, demasin. To'g'irlansin. Shuning uchun fiqh kitoblarda keladi, vasiyat to'g'risida ko'p masalalar bor. Bunday vasiyat qilsa bunday qilish kerak, bunday bo'lsa bunday bo'ladi. Va hamma narsa bayon qilingan. Albatta Alloh taolo gunohlarni kechiruvchidir. Xatolarni kechiradi. Ya'ni shu yerda bular bilmasdan xato qilishdi.
keyin qabul qilishdimi, Alloh kechiradi. Va bu xususiy tafsir bo'ldi. Rahim mehribondir Alloh taolo mu'min qullariga. Umumiy tafsir qilsangiz Alloh taolo butun mu'min qullarining gunohini kechiruvchidir. Ya'ni Allohdan umid uzmanglar. Umidsizlikka tushmanglar. Va mehribondir Alloh taolo. Sizlarni yaxshi ko'radi. Sizlarga yana haqni bayon qiladi va haqqa dalolat qiladi, hidoyat qiladi. Sizlar yuz o'girmanglar. Sizlar haqqa mahkam bo'linglar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni va dunyodagi butun mu'minlarni haqda sobit qadam qilsin.